Kripto Kral'da kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli verilere bakacağız, önemli grafiklere bakacağız. Yine çok detaylı ve kapsamlı bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bayağı bir daraldık ve gelecek olan patlamanın şiddeti de Artık buna bağlı olarak çok yüksek olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu daralmayı hem RSI'de gözlemleyebilirsiniz. RSI'de bakın hem yukarıdan gelen bir düşen trend. Aşağıdan e, uzun zamandır takip ettiğimiz bir e, yükselen trendimiz söz konusu. Ve şu an 2 Aralık'ta bir takıldığını görebiliyoruz açıkçası. Aynı zamanda bunu nereden anlayabiliriz? Bakın şu dıştan gelen trendimiz de bize hala direnç rolü üstlenmeye devam ediyor. Bakın buraya tam noktasal bir atış yapmıştık. Bunu Twitter'dan paylaşmıştım tam direnç alanında olduğumuzu sonrasında burada bir 55.800'ün zaten önemli olduğundan bahsetmiştim ve size şunu şöyle bir söylemde bulunmuştum. Yani burada panik satışı yapmaya gerek yok. Şurada da Jerome Powell'ın açıklamaları geldi. Hatırlayacaksınız. Burada panik satışı yapmaya gerek yok. Burada izleyeceğiz arkadaşlar. 55.800 kırılırsa o halde stop yapmamız gerekiyor. Çünkü şu an bir kralım yok değil mi? Baktığımız zaman bir kralım oyuncusu olarak yani tren hareketlendikten sonra trene binmeyi tercih eden bir oyuncu olarak şu an bir kralım yok arkadaşlar. Bir kralım gelsin ona göre hareket edeceğiz. Şu an peki kralımın gelmesi için ne gerekiyor derseniz. Bakın şu dıştan gelen trendin kırılması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Peki bu dıştan gelen trendimiz kaç bine oturuyor hemen ona bakalım. Şu an için arkadaşlar yaklaşık olarak 58.000 civarını söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda şuradan takip ettiğimiz bir sarı trend de bulunuyor. Bakın şurada sarı trende iğne geri döndük. Bunun da kırılımı yaklaşık olarak bizlere 58.500 dolar seviyelerini gösteriyor. Yani burada 58.500 dolar kırılırsa hem beyaz trendten hem de sarı trendten kurtulmuş olacağız. Böylelikle daha kolay işleme girilebilir aslında. Fakat burada... 55.800'ü kaybedersek, hatta şu an koru, koruduğumuz alan hangisi derseniz de, bakın şu aralığa sıkıştık kaldık, bir aşağı bir yukarı hareketler yapıyoruz. 56.800'den habire destek alıyoruz, şu dirençten habire düşüyoruz. Yani bir büyük bir daralma söz konusu bu. E, bantlara da yansımış durumunda indikatörlerimizde de e, az sonra bakacağız, onu inceleyeceğiz. Yani şurada büyük bir daralma söz konusu bu. Daralmanın kralımını beklememiz gerekiyor ve gelecek olan hareket buna bağlı olarak çok sert olacağını düşünüyorum bu kırılımı yine Twitter üzerinden paylaşacağım kırılım geldi vesaire diye e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Peki devam edelim. Burada ne görmemiz gerekiyor? Hemen EMA Ribbon'ı açalım. EMA Ribbon bizlere ne diyor açıkçası? Bakın burada MA 200 de bize direnç rolü üstlenmeye devam ediyor. Bu da yaklaşık olarak şu trendle hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani 58.500'ün alınması aslında yükseliş için yeterli olacaktır. Yani 58.500 üstünde bir 4 saatlik kapatma bizi yukarıya doğru hareketlendirecektir. Fakat ben daha garantici bir oyuncuyum diyorsanız da şu aralığın alınması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Yani 60.000 seviyesinin alınması. Burada ne yapılabilir? Bir daha tekrar üstünden geçelim. 58.500 alındığında yeniden trene atlanılabilir. Daha garanticiysem 60.000'i 60, beklerim diye düşünülebilir. Burada e, e, 55.800'ün kırılması maalesef bu defa hareketin aşağı doğru gelmesine. Aynı zamanda bu defa şu habire destek aldığımız site trendinin aşağı doğru kırılmasına sebep olur. E, ve maalesef burada 51.000-53.000 aralığını tekrardan görebiliriz. Yani çok güzel bir dar aralığa sıkıştık. Bakalım nereye doğru patlayacak. Hacime baktığımız zaman hacimin orta seviyelerde olduğunu görüyoruz. Şunun gibi bir kırılım hacmi gerekiyor. Mes veya şunun gibi bir kırılım hacmi. Veya şunun gibi bir kıralım hacminin gerektiğini söyleyebiliriz. Şu an dar aralıkta devam ediyoruz. Bir akümüle dönemi içerisindeyiz. Bollinger bantlarımız bakın şöyle baktığımız zaman daraldı. Bunu 60 dakikalığı aldığımız zaman çok daha net anlayacaksınız. Bakın şöyle bir daralma söz konusu. Mesela şuradaki daralmayı Bitcoin aşağı doğru patlatmış. Şuradaki daralmayı yukarıya doğru patlatmış. Şu anda yeniden bir daralma söz konusu. Burada yine hacimlerin de daha da az olduğunu görüyoruz. Hacim kırılımı ile birlikte artık Bitcoin'de bir hareket daha bekleyebileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki direkt olarak burada Ishimoku bulutu ne durumda? Ishimoku bulutu al vermiş fakat geçerli bir al değil şu anda arkadaşlar. Neden geçerli bir al değil? Buradaki mavinin kendini yukarıya atması gerekiyor. Bu da büyük ihtimal dediğim gibi bir kırılım gelmesiyle birlikte olacaktır. E, fakat burada işim oku bulutunun e, al yakması sevindirici. SMA ribbon'lara bakmak istiyorum. SMA ribbon'lar açısından burada bakın beyaz trendi koruyan bir ribbon olduğunu görebiliyoruz. Yani burada ribbon direkt olarak buradaki beyaz trendi koruyor. Yani şurada 58.500'ü alırsak şuradaki üçlü direnç aralığından kurtuluruz. Bir risk alınmaya değer arkadaşlar. Dediğim gibi az da risk seviyorsanız da 60, 60.000'in kırılmasını beklemek e, çok gerekli olacaktır. İstüren stop'a baktığımız zaman al yakmışız. Bu gayet sevindirici oldu. Net cross'a şu an için. Ee, üstünde duruyoruz burada bakın 55800'ü kaybedersek e, bu biraz sıkıntı olacaktır. Burada kırmızıyı tekrardan kaybettiğimiz anlamına gelecektir. 1618 SMA bakın yine bunun üstünde 58500 kısa vadeli çok ama çok önemli. Umarım şuradaki RSI trendini yukarıya doğru patlatırız. Hedeflerimize yukarıya doğru ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Ee, çok zorladık, çok direndik. Ee, yukarıya doğru bir hareketin gelmesi herkesi sevinirecektir. Peki devam edelim ne durumdayız? Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Buradaki mor indikatörümüz gerçekten çok önemliydi. Destek, direnç dönüşüm görevi üstleniyordu. Mesela fiyat üstündeyse aşağı doğru geldiğinde destek görevi üstleniyor ve buradan fiyatı yukarıya doğru göndermeye çalışıyordu. Şu anda da arkadaşlar burada fiyatın tuttuğunu görebiliyoruz ve şu an burada baktığımız zaman 75 bin dolar hedeflerini gösteriyor. Yani burada mordan destek aldığı zaman yeşile doğru hareketleniyor. Fakat burada yeşil bant ne zaman kırılır derseniz de 53.600 kırılırsa sıkıntı başlar diyor arkadaşlar. 53.600'ün kırılışını günlükte izleyeceğiz. Bakın burası kırılınca sıkıntı başlıyordu. Bakalım yine aynısı olacak mı? 53.600'ün kırılımı ve altında günlük kapanış maalesef bu grafiği bozar. Bunu da söylemek istiyorum. Şu anda bunun hedefi 75.000 dolar olarak gözüküyor. Peki devam edelim. Bitcoin'in yine güzel çalışan bir grafiğindeyiz. Burada ise arkadaşlar direkt olarak bir e, momentum değişimi var mı derseniz şu an yeniden bir momentum değişikliği yaratmaya çalışıyor aslında Bitcoin. Bakın burada yeşil varları üstüne almaya çalışıyor ve MACD al vermek üzere bu da sevindirici. MACD şurada mavi turuncuyu keserse yukarıya doğru al verecektir. E, bu da gayet güzel olacağını düşünüyorum. Şu anda buranın hedefi ise mesela şunun gibi bir hareket sergileyecekse bakın şöyle yapıyor şu hareketi yapıyor. Buranın da hedefi yaklaşık olarak arkadaşlar 80 bin dolar olarak gözüküyor. Burada da önemli desteğimiz neresi derseniz hemen önemli desteğimize bakalım. Şuradaki bandımız biraz daha yukarıya doğru gelecektir. Bu da yaklaşık olarak 51.400 olarak gözüküyor. Yani burada da günlükte de 51.400 altında mum kapatmadığımız sürece yönümüzün yukarıya doğru olduğunu gösteriyor bu grafik. Peki devam edelim. Bitcoin'in logaritmik ölçekli grafiğindeyiz. çok güzel çalışan bir grafiğimiz daha bu da arkadaşlar. Ve burada kilit rol oynayan e, direkt olarak ribbon kırmızı olan. Bakın Kırmızı olana dikkat ettiğiniz zaman çok kilit rollerde üstlendiğini görebiliyorsunuz. Bakın şurada mesela direnç oynuyor. Geri sekiyoruz vesaire. Burada kazanmıştık yukarıya doğru hareketlendik. Fakat şu an maalesef ka kaybettik ve altındayız. Yani bu kırılımı doğrulamamız gerekiyor. Yani burada kırılım geldi. Şu an 4 gün 14 saat kaldı. Yani bu kırılım aşağı doğru kırılım fake out mu? Yoksa gerçekten kırıldı mı? Bunu anlamamız için e, bir hafta kapanışı daha görmemiz gerekiyor. Eğer ki altında yine bir mum kapatırsa. Maalesef burada hedefimizin 48.500 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Şu an ne yapıyor derseniz de bakın aşağı doğru kırmış. Test etti bana şu tam noktası olarak sonra yeniden aşağı doğru gelecek mi? Yani önemli olan bu seviye olacaktır. 48.500 bu indikatörümüze göre önemli bir destek olacaktır. Şu an yeniden maalesef e, burada 59.500 üstü mum kapatmamız gerekiyor. Haftalığı 59.500 üstünde kapatırsak burada tehlikenin geçtiğini düşünebiliriz. Ardından 73 bin dolar hedefimize odaklanabiliriz. Fakat buradaki grafiğimize göre hala tehlikenin devam ettiğini ve 48 bin 500 dolarların hala masada olduğunu unutmamak gerekiyor. Umarım yukarıya doğru bir kıralım gösteririz. Artık yolumuza bakarız diye düşünüyorum. Peki hemen verilerimize bakalım. Verilerimiz ne durumda? MVR ve Z scorea baktığımız zaman arkadaşlar şu an için yeniden bu trendde olduğunu görebiliyoruz. Buraya yeniden yaklaşacağız. MWL ve Z-Score arkadaşlar yukarıya doğru hareketlendiği zaman fiyat da yukarıya doğru hareketlenir. Yani aslında RSI görevi gibi görür bizleri. Bakın MWL ve Z-Score buradaki kırmızı olan band şu da Bitcoin'in fiyatı arkadaşlar. Yani anlatmak istediğim şey fiyatla paralel gider arkadaşlar. Yani Z-Score yukarıya çıkarsa direkt olarak fiyat da yukarıya çıkar. Şu an peki Z-Score'da ne durumdayız? Bakın burada... Bitcoin'in 53.000'e indiği zaman burada Z-Score'un tam desteğinde olduğundan bahsetmiştik. Ve sonrasında yukarıya doğru bir hareketlenme geldi. Bakalım buradaki oluşan trendi kırmaması gerekiyor. Şöyle bir trend var bakın dikkat edeceksiniz. Uçlarından birleştiğiniz zaman bunu aşağı doğru kırarsa asıl sıkıntı başlar. Fakat şu an daha bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Desteğinden destek aldığını görebiliyoruz. Yukarıya doğru bir kıralım gerekiyor bunu unutmamak lazım. 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar ne yapıyor derseniz yani Bitcoin bayınalar ne yapıyor? Burada yeniden bir kafalarını aşağı doğru indirmişler. Yani uzaktan baktığımız zaman ise şöyle hala biraz daha artış meyilli olduğunu görebiliyoruz. Fakat şöyle bir artış gelmesi çok daha sevindirici olacaktır. Bakalım şöyle bir pik gelecek mi? Bakın burada fiyat aşağı doğru düşüyor. Bitcoin bayinaları alım yapıyor. Yukarıya doğru gidiyoruz. Yani bu alımın gelmesi rally'nin tam onayı anlamına gelecektir. Peki Fear and Greed Index'e baktığımız zaman son durum nedir derseniz şu anda 34 seviyesinde olduğumuzu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani hala korkunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.